arkadaşlar, seçimlere medyaya yönelik baskıların, tutuklamaların, keyfi gözaltıların yoğun olduğu bir ortamda gidiyoruz. Bu bile aslında başlı başına bu seçimlerin hangi koşullarda gerçekleşeceğini, ne kadar anayasada tarif edildiği gibi eşit, adil bir yarış olacağını göstermeye yetiyor galiba. Bu arada garip bir ironi ama bir Fransız kanalına TRT'nin haber editörü katılmış ve HDP milletvekillerini davet ettiklerini programlara ama HDP'li milletvekillerinin çok korktukları için yayına katılmaya evet cevabı vermediklerini iletmiş. Tabii bunu Fransız kanalında söylüyor olması galiba durumun Türkiye gerçeğine ne kadar Fransız olduğunu da göstermeye yetiyor. Biz TRT'ye gittik ama ışıklar sönüktü, evde yoktular galiba. Onun için yayına çıkamıyoruz değerli arkadaşlar. Bu ciddiyetsizliktir. Biz TRT ya da başka hiçbir kanaldan gelen teklife katılmaktan korkacak bir parti değiliz. Hiçbir arkadaşımız, yöneticimiz, milletvekilimiz böyle bir korku taşımıyor. Ama TRT yöneticilerinin bizi davet etmekten ne kadar korktuklarını tahmin edebiliyoruz. Daha fazlasını söylemeye gerek yok galiba. Şüphesiz erken seçimle ilgili kamuoyunun öncelikle dikkatini çekmemiz gereken konu, uzun bir süredir Türkiye'de erken seçim istemenin ihanet olduğu, kriz çıkartmak, kaos istemek, Türkiye'de her şey iyiye giderken, ekonomi harikayken, 16 Nisan'la kurumsallaştırılmaya çalışılan tek adam rejimi, keyfi yönetim bütün toplumu memnun ediyorken, dışarıda Türkiye çok itibarlı bir, çok saygın bir dış politika yürütüyorken, seçim istemenin ihanet olduğu söylemlerini özellikle hatırlatmak istiyoruz. Hem hükümet çevreleri, en üst düzeyden parti temsilcileri, hem hükümete yakın medya neredeyse bir yıldır sürekli bu söylemin arkasına sığınıyorken, şimdi ne oldu, neden böyle alelacele yangından mal kaçırır gibi sandık kaçırma psikolojisi içerisinde seçim kotarmaya çalışıyorsunuz? İster kamuoyundan bir şeyleri saklıyor olun, sonuç itibariyle isterse burnunun ucunu göremeyen bir iktidar pozisyonunda olun. Yani yarın ne olacağını kestiremeyen, kendi söylediği sözün hiçbir bağlayıcılığı, hiçbir inandırıcılığı olmayan siyasetçiler olmayı içinize sindirin. Sonuç itibariyle bu durum makul bir izaha ihtiyaç duyuyor. Değerli arkadaşlar, burada özellikle şu galiba seçim süreci açısından son derece belirleyici, seçim tarihinin belirlenmesinde de önemli bir kriter. Özellikle iktidar partisinin kendi içerisinde baylok kullanıcısı olduğu iddia edilen milletvekillerine yönelik bir ayıklamanın yapılamamış olduğu, bunu kabullenmenin, bu yönde bir adım atmanın siyasal faturasını ödemek istemedikleri, dolayısıyla da bunu yapmanın en pratik yöntemi bir an önce bir seçim kararı almak, bu yöndeki diğer müttefiklerin yoğun taleplerini karşılayabilmek için de önce bir daha listeye koymamak bu isimleri, sonra da muhtemelen onlarla ilgili yargılama süreçlerini böylece başlatmak. Yani hem AKP'nin itibarını, AKP'nin bu konudaki pozisyonunu güya gözeten, koruyan bir yaklaşım ama bir taraftan da aslında 15 Temmuz'da söz verdikleri, ittifak yaptıkları çevrelere yönelik de güya sözlerini yerine getirmiş olma çabası, arayışı. Değerli arkadaşlar, elbette ki ister bu hesaplarla yapılmış olsun, isterse başkaca planlar, başkaca arayışlar bu sürecin asıl belirleyicisi olsun, sonuç itibariyle Türkiye'de aslında hiçbir şeyin tarif edildiği gibi çok iyi olmadığını, çok iyiye gitmediğini, toplumun halinden memnun olmadığını aslında itiraftır, kabuldür. Seçimle
yeniden iktidar ömrünü uzatmanın bir oldu bitlisini arama, geliştirme çabası. Değerli arkadaşlar, tabii ki böyle bir ortamda, böyle bir süreçte bugün öğleden sonra genel kurulda iki kişinin çizip oynadığı senaryoyu, aslında daha doğru ifadeyle belki Bahçeli'nin çizdiği, yazdığı, Erdoğan'ın da tek başına oynadığı senaryoyu milletvekilleri nasıl oylayacaklar bilmiyoruz. Bugüne kadar neredeyse hiçbir kritik konuda kendi iradeleriyle bir tercih ortaya koymayan iktidar vekilleri bugün bir irade koyarlar mı? Yoksa tamamen kendi dışlarında alınmış ve belki yarın kendi başlarına ne geleceğini de bilmeden kendi elleriyle kendi iplerini çektikleri bu sürecin destekleyicisi, onaylayıcısı mı olacaklar? Onu bugün itibariyle göreceğiz. O onların kendi seçmenlerine karşı taahhütleri, kendi siyasi etik sorunları. Ama parlamento eğer bu kararı alırsa, Türkiye iddia edilen tarihte, ilan edilen tarihte seçime giderse nasıl bir ortamda gidecek? Bunun özellikle altını çizmek isteriz. Olağanüstü halin 7. kez uzatıldığı, birkaç ay içerisinde bitirme vaadi ve iddiasıyla yola çıkılan bir süreçte 24 ay hedeflenerek bir olağanüstü hal avantajlarının, KHK'larının, baskılarının, yasaklamalarının arkasına saklanarak bir seçim kampanyasına gidilecek. Ve nasıl bunu ilan ettikleri gün olağanüstü halinde uzatma günü ise, bunun mecliste komisyona getirildiği gün de yine iki milletvekilimizin milletvekilliklerini düşürdüler. Değerli arkadaşlar, bizim milletvekillerimizin bu açıdan bir korkuları, kaygıları yok. Hiçbir vekilimiz koltuğa yapışmış değil ve hiçbir vekilimiz aman aman orada olmanın hevesi, derdi içerisinde değil. Ama bu ceza da aslında iki vekilimize verilmiş değil. Bu ceza doğrudan doğruya onları seçen halka yönelik bir irade tanımama tavrıdır. Onları yok sayma, onların iradesine yönelik bir saygısızlıktır. Gerek Sayın Baydemir ve Selma Irmak'la ilgili alelacele meclisin başka hiçbir derdi, hiçbir gündemi yokmuş gibi bu kararın genel kurulda okunarak gerçekleştirilmiş olması, gerekse Gülser Yıldırım'la ilgili verilen ceza aslında doğrudan doğruya Hakkari'nin, Urfa'nın, Mardin'in cezalandırılmasıdır. Dolayısıyla da bunun cevabını milletvekillerimiz değil, biz değil, Hakkari'liler, Urfalılar, Mardinliler verecek. Sadece o şehirlerde oturanlar, yaşayanlar değil, Türkiye'nin her yerinde, hatta dünyanın her yerinde yaşayan ve seçtikleri milletvekiliyle ilgili kararı kendisi vermek isteyen, eğer bir ceza verilecekse sandıkta o cezayı verecek olan halk verecek. Dolayısıyla da biz bu yaklaşımı tıpkı seçim tarihini belirlerken psikolojilerine egemen olan korku gibi bizim milletvekillerimiz ve siyasetçilerimize yönelik korkunun da bir parçası olarak tarif ediyoruz. Böyle okuyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki sandığa gömeceğiz. Kayyumlar çok iyi hizmet ediyorlar. Herkes çok memnun. Dolayısıyla da sandıkta bu partiyi, malum partiyi bitireceğiz. Biz de buradan çağrıda bulunuyoruz. Hiç başka aday göstermeyin. Doğrudan doğruya kayyumları aday yapın ve görün bakalım Haziran'da bu vekilliklerini düşürdüğünüz şehirlerde bu halk kendi seçtiklerine mi sahip çıkıyor? Sizin çok iyi hizmet ettiğini iddia ettiğiniz kayyumların mı arkasında duruyor? Bunu ölçmek için tarihi bir fırsat var. Biz halkın sağduyusuna, basiretine, cesaretine, öngörüsüne güveniyoruz. Kendisine olan saygısına inanıyoruz. Şimdiye kadar ödediği büyük bedel, ağır mücadeleye rağmen kararlı duruşuna güveniyoruz ve çok açık bir çağrıda bulunuyoruz. Kayyumlar hemen istifa etsinler, seçim döneminde adaylık başvurusu yapsınlar. Çünkü bu sistem parti devleti sistemidir ve parti devleti sisteminde de zaten
ha bürokrat, ha siyasetçi hiçbir fark yoktur. Kampanyaları zaten kaymakamlar yürütüyorken galiba işin adını koymak, netleştirmek ve oradaki bürokratları doğrudan birer siyasi aktör olarak tarif etmek galiba en yakışanı olacak. Seçmene karşı da en dürüst davranış, en açık, en net tutum olacaktır. Değerli arkadaşlar, muhtemelen seçim kampanyası tıpkı geçtiğimiz aylarda Afrin'e yönelik politikada olduğu gibi yine o halle birlikte savaş psikolojisi içerisinde geçecek. Nereye gidecekler? Nereye asker göndermeyi seçim savaşının bir parçası haline getirecekler bilmiyoruz. Ama neyi tercih ederlerse etsinler, her gün parti temsilcilerinin ölü saydığı bir ülkede ülke yararına bir sonuç elde edemeyecekler. Siyaset için galiba en son kabul edilebilir davranış ölü sayarak seçmen motive etmektir. Değerli arkadaşlar, Hitler bile Almanya'da o insanlık için utanç verici yılların yaşandığı dönemde öldürdüğü Yahudileri sayarak siyaset yapmaya tenezzül etmiyordu. Dolayısıyla bu atmosferde sergilenecek her tavrın sadece oy tahvili için, sadece iki oy daha fazla almak, bir vekil daha fazla çıkartmak için uygulanacağını da bütün toplumun, bütün kamuoyunun farkında olacağını biliyoruz. Değerli arkadaşlar, sonuç itibariyle eğer bugün onaylanırsa mecliste, Ramazan ayında bir seçim kampanyası yapılacak. Ramazan ayı toplumun, inananların görece dingin geçirmek isteyecekleri, ibadetle, dayanışmayla, toplumsal ilişkileri iyileştirme üzerine odaklanarak yaşamayı tercih ettikleri bir dönemdir. Elbette ki toplumsal ilişkiler, hayat Ramazan ayında da devam eder. Ama Ramazan ayının sonuna, bayramın hemen arkasına seçim koymanın bile bir hesaba dayalı olduğu iddiası aslında din istismarının geldiği nokta açısından da son derece inananları, dindarları rahatsız etmesi gereken bir durumdur. Ama buna rağmen biz öyle inanıyoruz ki Türkiye 24 Haziran'da ortaya koyacağı tavırla iki bayram birden yapacak. Bu umudu biz sonuna kadar taşıyoruz. Değerli arkadaşlar, parti kurullarımız önümüzdeki günlerde toplanacak. Pazar günü MYK toplantımız, çarşamba günü de 25'inde de parti meclisi toplantımız olacak. Hem aday belirleme süreçleri, hem seçim stratejisiyle ilgili yürütülen çalışmaları somutlaştırmak, planlamak üzere toplantılarımızı gerçekleştireceğiz. Şüphesiz bizim yaklaşımımız tek adam rejimine karşı yeni tek adamlarla bir çözüm aramak değildir. Biz doğrudan doğruya bir sistem önerisinde bulunacağız. Hem aday belirleme süreçleriyle ilgili, hem toplumsal muhalefetin buluşması, demokratik bir çözüm konusunda, ortaklaşması konusunda önerilerimizi somutlaştıracağız ve diğer partilerle de paylaşacağız. Bugüne kadar temas içinde olduğumuz gruplarla, çevrelerle zaten tartışmalarımızı yürüttük ve onlarla mümkün olan en geniş ortaklığı sağlayarak bir biçimde kamuoyunun önüne önerilerimizle çıkmış olacağız. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de elbette ki arayış köklüdür ve değişim iradesi, isteği de son derece güçlüdür. Bu arayışı, bu beklentiyi, bu buluşma isteğini yok saymak, görmezlikten gelmek hiçbir siyasi partinin, hele muhalefet partilerinin asla tercih edebileceği ya da arkasına saklanabilecekleri bir durum olmayacaktır. Biz bunun farkındayız ve her koşulda ortaklaşmayı, buluşmayı, birlikte yaşadığımız ülkeyi birlikte yönetmenin de yolunu, yöntemini aramayı zorlayacağız. Tercihlerimiz bu yönde olacak. Ama şüphesiz özellikle parti tabanımızın uzun süredir maruz kaldığı baskı, keyfi tutuklamalar, gözaltılar da son derece dinamik, son derece kararlı, güçlü bir seçim kampanyasını yürütebilecek niteliktedir. Biz özellikle seçim hilelerine karşı sandık
seçmen listeleriyle ilgili bütün kamuoyunu şimdiden duyarlı olmaya çağırıyoruz. Çünkü bu süreç bütün toplum için, herkes için, hepimiz için bir varlık, yokluk ve gerçekten bir demokratik ortamda yaşamak ya da birbirimizle boğazlaşmak pozisyonunun yol ayrımıdır. Biz demokrasiden, özgürlüklerden, eşitlikten, barıştan yana bir siyaset olarak bu sürece duyarlı bütün kamuoyunun sahip çıkmasını ve oyuna, iradesine, düşüncesine, tercihine sahip çıkarak şimdiden sorumluluk üstlenmesini istiyoruz. Benim söyleyebileceklerim, paylaşabileceklerim bunlar. Sizin eğer sorunuz varsa cevaplamaya çalışayım, yoksa bitireceğiz. Buyurun. HDP ismini vermeden hani terörle bağını kopartamayan parti olarak tarif etmesi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de hani sandığa gömme ifadesini siz nasıl okudunuz? Bir de bugün yarın haberlerde geçtiğimiz hafta 3 AKP'li eski ismi Londra'da bir düşünce kuruluşunda ziyaret ettiği fotoğraflar lanse edildi. Bu ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz? Değerli arkadaşlar, biz barışı bir siyasal çıkar ve küçük sandık hesaplarıyla görmedik, böyle okumadık. Barışı topluma karşı bir sorumluluğun, ilkeli siyasetin gereği olarak, bir görev olarak tarif ettik. Yani siyasette eğer barış gibi insanlığın en yüce değerlerini küçük oy hesaplarının aracı haline getirirseniz, bırakın barışa katkı sunmayı, toplumun geleceğine çok büyük bir darbe vurmuş olursunuz. Elbette ki iyi niyetli her türlü arayışı, kimden gelirse gelsin, hangi zeminler, hangi platformlarda gelirse gelişirsin önemseriz, olumlu görürüz. Hangi siyasi parti Türkiye'de barışın tesis edilmesi için bir çaba içerisinde olursa biz bunu memnuniyetle karşılarız. Barış kimsenin tek elinde değildir, kimsenin inhisarında değildir. Bu bizim açımızdan elbette ki önemsenmeye değer bir girişimdir. Ama bunun gereğini yapmak, tutarlı olmak, ilkeli olmak şartıyla sonuç doğurabilir. Bir taraftan sivil toplum örgütlerini dolaşıp yeniden bir süreç nasıl başlatılabilir bunun arayışına giriyor. Ama öbür taraftan seçilmiş milletvekillerini, siyasetçileri milletvekilliğini düşürtmek için, cezalandırmak için bir dayatma içerisine giriyorsanız bu süreci çok daha küçük hesaplarla kullanıyorsunuz demektir. Toplum böyle arayışları, böyle planları artık yutmayacak kadar, inandırıcı bulmayacak kadar her şeyin farkında. Özellikle de barış isteyen çevreler, bizim parti tabanımız son derece yüksek bir politik düzeye sahip. Bu konuda samimi olmayan, ilkeli olmayan hiçbir yaklaşımın da karşılık bulmayacağının farkındadır. Bizim değerli arkadaşlar, şiddet konusundaki yaklaşımımız çok net. Galiba bu konuyu tartışma konusunda en açık parti, en cesur parti de biziz. Parlamentoda defalarca bu konunun tartışılması, özel oturumda ele alınması, partilerin tamamının dahil olduğu bir mekanizmanın kurulması konusunda defalarca öneride bulunduk. Ama bu tartışmadan kaçanlar sadece bulanık suda balık avlamaya çalışıyorlar. Kendi kişisel hesaplarını, kendi ikbal kavgalarını, kaygılarını, koltuk hesaplarını bizim üzerimizden yürütmeye çalışıyorlar. Toplum bunu görüyor, bunun farkında ve kimin sandığa gömüldüğünü de galiba çok uzun olmayan bir süre sonra hep birlikte göreceğiz. Biz sözümüzden de eminiz, sözümüzün de arkasındayız, topluma da inanıyoruz. Yetkili kurulların yetkili kurulara tartıştıktan sonra karar vereceğiz dediniz ama Sayın Demirtaş'la bu konu hakkında başkanlık konusu hakkında bir temasa geçirdi mi kendisiyle konuşuldu mu? Bir de biraz önce Yılmaz adaylığını açıkladı, bu konu hakkında ne söylersiniz? Yani tabii başka bir parti içerisinden birinin adaylığını açıklamış olmasına hayırlı olsun demekten başka benim söyleyebileceğim bir şey olmaz. Yani kurullarında tartışıp bir karar mı vermişler yoksa Öztürk Bey'in kendi tercihi midir? Doğrusu onu bilmiyoruz. Çok sayıda isim var açıklayan, biliyorsunuz. Şu anda kamuoyunda bağımsız adaylar var. Yani bu adaylar işte 100 bin imza toplayarak aday olmaya çalışıyorlar. Ama parti grupları mevcut düzenlemeye göre ancak bir kişiyi aday gösterebiliyor. Yani bu durumda
bir partinin adayı diye ele almak, değerlendirmek mümkün değil. Parti adına resmi bir açıklama yapılmadığı müddetçe, tabii ki kendisi imza toplayarak farklı bir adaylık düşünüyorsa o da onun tercihidir. Değerli arkadaşlar, biz pazar günü yapacağımız toplantıda aday belirleme yöntemimizi de hem Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili hem de milletvekilleriyle ilgili aday belirleme yöntemimizi de yani mekanizmalarımızı da belirleyeceğiz, somutlaştıracağız. Elbette ki kamuoyunda öneriler var. Sayın Demirtaş'ın da kendi beyanları var. Şüphesiz hem öneriler hem beyanlar mutlaka dikkate alınacaktır. Ama süreç başlamadığı için yani bu tartışmalara dair somut bir şey söylemek benim açımdan şu anda mümkün değil. Ama önümüzdeki günlerde, çünkü takvim çok kısa, yani mutlaka parti kurullarında bir eğilim, bir yaklaşım ortaya çıkacaktır. Biz öncelikle kazanmayı hedefliyoruz, başarmayı hedefliyoruz. Bu ülkenin, toplumun, halklarımızın başarabileceği, kazanabileceği her türlü işbirliğini önemsiyoruz. Dolayısıyla da asla kişiler üzerinden bir tartışma ve polemik yapmıyorum. Ama şunu çok önemsediğimizin özellikle altını çizmek istiyorum. Yani partimiz 16 Nisan referandumunda hayır oyu veren çevrelerin demokratik bir anayasa etrafında, demokratik bir Türkiye'nin inşasında bir irade geliştirmesi konusunda ortaklaşmanın önünü açan, kolaylaştıran, cesaretlendiren, teşvik edilen bir tavır takınacaktır. Şüphesiz Sayın Demirtaş'ın da öncelikli tercihi budur. Dolayısıyla da bu tartışmalar henüz tükenmeden doğrudan doğruya, yani parti adına bir isim üzerinden bir değerlendirme yapmak zaten çok erken. Efendim, en geniş ortaklığı sağlayarak kamuoyunun önüne çıkmış olacağız diyorsunuz. Buna ilişkin takvim gelecek hafta nasıl işler? Yani diğer partilerle ziyaret takvimi nasıl olacak? Sizin parti meclisinden önce mi olacak adayın açıklanmasından, yoksa o hani o sıralama nasıl olacak? Nasıl? Arkadaşlar, tabii yani önce bir ilkesel bir tartışmanın tüketilmesi gerekiyor. Yani biz bir strateji tartışması yaptık ve o strateji tartışmasında bizim açımızdan öncelikler, ilkeler hemen hemen netleşti. Ama şimdi somut bir takvim var önümüzde. Yani ben tabii çok ileri bir toplantıdan bahsetmiyorum. Yani yarından sonra MYK'mız toplandığında bu tartışmalarda somut bir ilerleme kat edecektir ve parti meclisine somut bir öneriyle gidecektir. Parti meclisindeki tartışmalar tükendiğinde de şüphesiz girişimler, temaslar başlayacaktır. Biz zaten strateji belgemizde, yani kendi içimizde tartıştığımız, bugüne kadar bileşenlerle tartıştığımız, kimi dost kurumlarla, emek demokrasi güçleriyle konuştuğumuz, değerlendirdiğimiz bir çerçevemiz var. Biz bu seçimde değişimi egemen kılmak istiyoruz. Bu demokratik değişim içinde her türlü ön yargıyı, ezberi bir tarafa bırakıp başarmanın yolunu aramaktan yanayız. Burada parti çıkarlarımız, kişisel çıkarlarımız değil, toplumun, topluma vaat ettiğimiz özgürlük arayışının, eşit insanca yaşama mücadelesinin nasıl bir mesafe alacağıdır bizim açımızdan önemli olan. Dolayısıyla bu konuda özverili davranmaya da açığız. Aktif bir sorumluluk üstleneceğiz. Çağrıda bulunacağız, ziyaretlerde bulunacağız, girişimlerimizi yapacağız. Mesafe alabilirsek gayet tabii, bunu kendi açımızdan da, Türkiye siyaseti muhalefetin rüştü açısından da, rüştünü ispatlaması açısından da önemseriz. Ama bu mümkün olmasa bile biz ilkesel olarak şu tavrı en erken ortaya koyan partiyiz. Eğer ilk turda bir uzlaşma, ortaklaşma imkanı yoksa bile, hiç olmazsa her parti ikinci tura giderken kendi adayının diğer partilerden de oy alabilecek profilde olması, dolayısıyla ortak değerleri, demokrasiyi önemseyen bir kampanya yürütmesi, ötekileştirmeyen, iktidarın yaptığı gibi nefret söylemi üzerine kurulu, kamplaştırma üzerine kurulu bir siyaset dili kullanmayan bir tarzı tercih etmesi ikinci turda işbirliğini kolaylaştırabilir. İster ilk turda işbirliği, ister ikinci turda işbirliği, hangisi olursa olsun her ikisine de açık, her ikisine de uygun bir yaklaşım, tavır sergilemek de galiba siyasi sorumluluğun gereğidir. Yoksa dayatmacı tavırlar, dar partizan yaklaşımlar ne bu partilere fayda sağlayacaktır, ne ülkeye.
toplum, sokak, değerli arkadaşlar çok ciddi biçimde buluşmayı istiyor. Ortaklaşmayı ve değişimin önünde hiçbir mazeret, hiçbir bahane tanımayacak biçimde kararlı bir psikoloji taşıyor. Dolayısıyla siyasi partilerin de bu toplumsal beklentiyi görmesi, dikkate alması gerekiyor. Peki, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Yoksa dayatmacı tavırlar, dar partizan yaklaşımlar ne bu partilere fayda sağlayacaktır ne ülkeye. Toplum, sokak, değerli arkadaşlar çok ciddi biçimde buluşmayı istiyor. Ortaklaşmayı ve değişimin önünde hiçbir mazeret, hiçbir bahane tanımayacak biçimde kararlı bir psikoloji taşıyor. Dolayısıyla siyasi partilerin de bu toplumsal beklentiyi görmesi, dikkate alması gerekiyor.